tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, NFL sezonu dün akşam Dallas Cowboys ve Tampa Bay Buccaneers arasında oynanan maçla başladı. Belki de birçok izleyenin veya birçok spor severin beklentisine aykırı olarak, çünkü çok büyük bir fark bekleniyordu. Çok çekişmeli bir maç oldu ve 31-29 Tampa Bay'in galibiyetiyle sonuçlandı. Maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Her iki takımı nasıl gördünüz? Vallahi şimdi demin Kevin Durant'ın sakatlığından söz ederken, yani Dak Prescott inanılmaz döndü. Yani doğru düz hazırlık dönemini bile değerlendiremeyen, geçen sene ayak bileğindeki felaket, o sakatlıktan sonra muazzam döndü ve yani şöyle söyleyeyim, bana sorarsan evet, Tampa Bay'in eksikleri vardı şey olarak, secondary olarak, ama NFL'ın belki de en iyi ilk yedisine karşı ve devamlı onun üzerinde baskı oluşturmaya çalışan, onların en iyi hücum lineman'ı Zack Martin'in olmadığı ve onun yerine alan Prestokol değil mi? Evet. Connor McGovern'ın yani yol geçen hanı gibi olduğu. Prescott'la ilgili ben en çok şunu etkiledim. Şundan etkiledim. Böyle bir sakatlık sonrası o kadar baskıya rağmen sadece bir kere sek edildi ama devamlı baskı vardı. Cepte o kadar cesur durup sakin bir şekilde o pasları atması hakikaten, yani Dak Prescott böyle olacaksa Dallas'ın eksikleri yok mu? Var, ama Dallas Cowboys taraftarı bu sene geçen sene çektikleri acıları çekmezler diye düşünüyorum. Hatta bu maçı kazanabilirlerdi. Çünkü Zuerlein 36 yard mı ne field goal kaçırdı, extra point kaçırdı. Yani feci bir gece yaşadı. Çok kötü bir gece yaşadı. En kritik şeyi vurdu belki ama maçın sonuna doğru o son drive'da bir tane pozisyon var. Birçok kişi offensive interference diyor ama tabii onlar çalınmaz. Çalınmaz. Ya Raiders olsa var ya, havada böyle sarı şeyler birbirine çarpardı uçuşurken. Ama Tom Brady de yaşlanmıyor, onu da söyleyelim. Hakikaten kesinlikle. Yani geçen seneki başlangıcını düşünürsek, evet, iki tane interception attı. Prescott da bir tane attı ama iki interception'ın bir tanesi ve Prescott'ınki çok rahat yakalanabilecek toplardı. Wide receiver yakalamadığı için seken topu... İkincisi de Murat abi, son saniyede birinci devrenin bitiminde Hail Mary olarak 50 yard pas denemesi, işte ya tutarsa diye ikinci interception de o aslında bakıldığında. Yani Tom Brady de çok iyi. Çünkü o genelde çok iyi başlamaz yaşı biraz ilerledikçe. Ama yani Tampa Bay 22 oyuncusunu da koruyarak tarihte yok. Şimdi bir süre ama bu öndeki muhteşem yedili o arkayı biraz koruması gerekecek. Çünkü Jordan Whitehead sakat. Sean Murphy Bunting sakatlandı. Çok ciddi değil diyorlar ama dirsek sakatlığı, belki oynayabilir. Yani arkada eksikleri olacak. O açıdan o ilk 7 oyuncunun çok çok iyi oynaması lazım. Ha, bu sene şu da gözüküyor. Yani Antonio Brown eğer böyle devam ederse yani Tampa Bay geçen seneden de daha tehlikeli olur hücumda, ki kaç maçtır 23-24 sayının altında hiç kimse tutamıyor onları. Gronk bu sene daha işin içinde olacak. Yani Tampa Bay'in zaten savunmasını olduğu gibi korudular. Eksikler tamamlandığı zaman yine geçen seneki gibi ligin en iyi savunmalarından bir tanesi olacak. Ama esas benim dikkatimi çeken, yani Brown ve Gronk'un dünkü görüntüsüyle Tampa Bay'in hücumda daha da tehlikeli olacağını
insan seziyor. Şeye de esasında bir değinmek istiyorum. Bradley Pinion'u. O da 4 kere punt yaptı. 3'ü 20 yardanın içinde. Yani bir yard mı iki yard mı neydi? Yani böyle bir savunmaya karşı rakibi öyle hapsetmek, o da çok önemli bir avantaj. Tampa Bay yine ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Dallas'ın da geçen seneyi çabuk unutturacağını düşünüyorum. Ama tabii işte NFL olduğu zaman sakatlıklar her zaman çok çok önemli yani. Tabii kesinlikle katılıyorum. Yani ben aslında bu galibiyetin 4-5 hafta sonra Dallas'ın nasıl bir takım olduğu ortaya çıkınca daha değerli olacağını düşünüyorum. Beklemediğim kadar iyi bir Dak Prescott vardı. Dallas için bence burada tehlike çanları Ezekiel Elliott da sadece çalıyor. Çünkü gidemiyor gibi bir görüntü vardı. Yani birebir de kaldığında defansı önündeki ekarte edemiyor gibi bir iki pozisyonda kaldı. Normalde running backler bir iki fake atıp geçebilir veya geçmeye çalışır. Ezekiel Elliott da o patlayıcılığı göremedim açıkçası. Onun dışında Cowboys geçen senekine göre çok daha iyi bir takım olacağını, hücumdaki silahlarıyla çok daha iyi işleyen bir makine olacağını gösterdi. Tabii ki bu Dak Prescott'un sağlıklı kalmasından bitiyor. Tampa Bay'e geçersek söylediğinize %100 katılıyorum. Burada Gronk'un eski Gronk'a benzer bir performansı, Antonio Brown'un da eski Antonio Brown'a benzer bir performansı bu takımı çok çok farklı bir noktaya taşır. Gronk çünkü resmen kanepeden gelmişti geçen sene oynamaya. Herhangi bir hazırlık kampı da yoktu. Tom Brady hadi gel dedi, hadi geleyim dedi, oynadı. Hiçbir hazırlık kampı yaşamadan, o yüzden daha çok blok yapan bir tight end görüntüsündeydi. Çok pas oyununda gözükmüyordu. Bu sene ilk maçta ve en kritik yerde her zaman olduğu gibi kariyerleri boyunca Brady, Gronkowski ikilisi field goal'a girilen son drive'da paslaşmalarıyla beraber zaten galibiyeti getirdi. Diğerleri de Godwin ve Evans. O ikisi zaten bir ve ikinci opsiyon olarak takımda bulunuyor. Godwin de muhteşem bir oyun çıkardı. Tek hatası dışında ki fumble etti topu 5 yardın içinden yanılmıyorsam. Onun dışında Godwin de çok iyi bir maç çıkardı. Evans biraz suskundu ama öyle bir maçta bile 30 sayının üzerinde bulması Tampa Bay'in ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Brady'nin artık kolu kuvvetli değil, orta mesafeli paslar atıyor diyenlere de öyle olmadığının açıkçası bir şeyi göstergesi gibiydi maç. Çok uzun ve çok isabetli paslar attı. Hala kolunun ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. O yüzden Tampa Bay kendi tarafında favori gibi gözükmeye devam edecek. Ama Dallas benim gözüme de iyi gözüktü. Ki Amerika'da Dallas iyiyse reytingler daha yukarıdadır. Her zaman ya en sevilen ya da en nefret edilen takım Cowboys olduğu için NFL'e ayrı bir hava katan bir takım. Zaten daha ilk maç olmasına rağmen bu sezonki bütün maçlar arasında bir tek Brady'nin New England'a geri döndüğü maçın televizyon reytinginin daha yüksek olacağını bir yerde okudum. O kadar izlenmiş yani. O yüzden zaten Dallas'a birinci maçı verilmesinin sebebi de biraz bundan dolayı. Çünkü Dallas geçen sene yaptığıyla ilk maçta oynamayı hak eden bir görüntü sergilemedi ama tabii ki NFL'in söylediğim gibi en ilgi çeken takımı olduğu için böyle şeyler oluyor. Bakalım, çok güzel başladı sezon. Özlemişiz hakikaten. Bu hafta sonu yaşanacak diğer maçları da göreceğiz ama bunları görmeden önce bir Murat abiyle bir sonraki bölümümüzde kendi tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.